olarak kemikli parçalanması. Evet, ikinci kısmı çekiyoruz Utkan. Tavuğun kaba olarak 3 parçaya ayrılması işlemi nasıl yapılır? Tavuk, but parçaları, kanat parçaları ve göğüs olmak üzere 3 ana bölümden oluşuyor. Şimdi tavuğu parçalarken önce göğüsle butu birbirinden ayırmamız lazım. Göğüsle butu ayırırken bakın şu butun birleşme yerini şurada görüyorsunuz. Buradan tavuğun göğüs ve but etini ayırmamız gerekiyor. Bunu yaparken tavukta şu işlemi yapıyoruz. Tavuğun göğüs eti, göğüs etiyle butun birleştiği yere bir bıçak darbesi atıyoruz. Ve daha sonra tam tavuğun göğüs kemiklerinin bittiği yeri işaretliyoruz. Bakın tavuğun göğüs kemiklerinin bittiği yer burası. İşaretliyoruz. Normalde bunu kırabiliriz. Az bir şey hareket ettiğinizde kırılacaktır. Kırıldıktan sonra bir bıçak darbesiyle tavuğun but etini göğüsten ayırıyoruz. Burası tavuğun but kısmı. Bakın göğüs kısmından ayırdığımız yer şu göğüs kafesi kemiklerinin bittiği yerden tavuk etinin göğüs etiyle but etini birbirine ayırdık. Bir diğer işlem kanatların göğüsten ayrılması. Evet, iki kanadımız var. Kanat şurada bir eklem yeriyle eklem bağlantısıyla tavuk göğüs etine yapışık bir şekilde. Şimdi kanadı ayırırken tavuk göğsünüzü yan yatırın. Eklem yerinin burada olduğunu hissedin. Tam birleşme yeri. Eklem yerinin 1 santim ilerisine bir çizik atın. Burada eklem yerini göreceksiniz. Göğüs etine zarar vermeden etrafını hafifçe bir çizin. Hafifçe oynatın, eklemi görün. Ve tavuğun kanat kısmını göğüs etinden ayırın. Tekrar gösteriyorum. Tavuğun diğer tarafını çevirdim. Buraya koltuk altı da diyebilirsiniz. 1 santim ilerisinden bir bıçak darbesi atıyorsunuz içe doğru. Daha sonra göğüs etine zarar vermeden etrafına bir çizik atıyorsunuz. Daha sonra eklemi buldunuz. Eklemin, iki eklemin birleştiği yerden bıçağınızı takarak kanada ayırıyorsunuz. Bakın böylece kemikli göğüs, kanat parçaları ve but olmak üzere tavuğumuzu 3 ana parçaya ayırıyoruz. Evet.